Peki Japon gazetesini gördünüz mü, Nikkei'yi? Tabii, aboneyim ben ona. Ha. Tabii. Manşeti gördünüz mü? Yok, ben görmedim, ne diyor ya? Aa, olmadı ama bak. Şimdi bitirin yoksa geçeceğim. Yok, okusun da sonra hocam. Tabii, tabii. Hocam, Nikkei bugün öyle bir manşet attı ki. Türk drone üreticisi Baykar. Haber, CNN haberlerde dinledim ya. Ha. Tamam. Küresel nüfusunu genişletmeyi hedefliyor Türk drone üreticisi Baykar. Türk İHA'ları asimetrik savaşta değerli olduğunu kanıtladı. Evet. Dedi. Şimdi, evet. Doğru. Japonya bir jest yapmış şimdi, laf aramızda. Niye hocam ya? Nikkei'de ne kadar önemli. Zaten biliyorlar. Bunu söyleyerek yani biraz jest yapmış. Manşete falan taşımış adamlar. Zaten yani böyle düşünüyor. Ben burada farklı bir, daha ileri bir yorum yapacağım. Japonya ve Güney Kore. Mesela Güney Kore Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi, Türkçe konuştu. Güney Koreliler Türk Devletleri Teşkilatı'na katılmak istiyor. Bu ırk değil, dil üstünden. Ural Altay dillerindeniz biz de diyorlar. O zaman özür dilerim. Parantez açayım, devam et hocam. Evet. 10 saniye. Evet. Şimdi Koreliler için Orta Asya kökenli oldukları için Türklerle akraba denir. Nitekim Kore dilinde yaklaşık 280-300 kelime Türkçe ile aynıdır. Bugün Anadolu Türkçesinden bahsediyorum. Mesela pislik, pişlik falan gibi böyle bir sürü kelime aynıdır. Evet, pardon. Dolayısıyla şimdi Japonya'da protokolda görmüş olduğumuzun dışında bir de devletlerinin protokolü var. Yani siyasilerin daha üstünde. Benim izlediğim bunlar da Türkiye ile ilişkiyi geliştirmek istiyorlar. Nedeni de şu. Şimdi Çin hemen yanı başlarında. Amerika Birleşik Devletleri'yle bir şeye gidiyorlar, güvenemiyorlar. Amerika kendi içinde bir problem yaşar mı? Kaygı bu. Avrupa'da da bu çok tartışılıyor. Mesela Trump geldiğinde yeniden büyük Amerika adı altında farklı bir strateji uygulayacağı kesin. Bu durumda Çin'e karşı en güçlü birlik Türk Devletler Teşkilatı. Yani batısında da, Asya'nın doğusunda da, batısında da. Doğru. Güney Kore ile Japonya'nın bundan sonraki süreçte Türkiye'ye ilişkilerini çok yüksek düzeyde olacağını düşünüyorum. Nedeni de uzun vadeli hesap yapıyorlar. Şimdi Amerika ile gidiyorlar ama ne olacağı çok belli değil. Güven vermiyor. Avrupa'ya da güven vermiyor. Avrupalılar diyor. Diğer Trump gelirse tekrar. Macarlar katıldı değil mi bu arada? Konuk olarak mı giriyor? Gözlemci. Ha, gözlemci. Üye, bir de Macaristan'da ofis var. Tamam. Mesela Macaristan'ın bağımsızlık günü var şimdi. Bizim Cumhurbaşkanımız gidecek. Onu davet ettiler. Tamam. Mesela Macaristan'ın Urban'ın açıklamaları var. Daha yeni yaptığı bir açıklama var. Yani Putin'le ilgili olaraktan Avrupa'nın bu noktada bir daha düşünüp iyi bir strateji geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Hocam şu tamamlayın. Dolayısıyla Avrupa'da ilerlemem lazım. Avrupa'nın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ortasına güvenemeyeceğini bildiği için ortayı çeviriyor doğudan. Polonya'dan. Polonya mecbur, Rusya'yı kaç kere işgale uğramış. İsveç mecbur, geçmişte Rus sıkıntısı var. Danimarka, burnunun dibi zaten. Romanya, Bulgaristan. Burada yeni bir kuşak oluşturuyor Amerika Birleşik Devletleri. Ortasına güvenmiyor. Ne dedim demin? Silah Rusya'ya dönük ama gelecekte tersine ne dönebilir? Dünya tarihi bize bunu gösteriyor. İttifaklar ve düşmanlıklar daha netleşmiş değil. Bambaşka tablo ortaya çıkabilir. Çünkü Almanya göz göre göre erimeye gidiyor şu an. Hollanda ekonomisi birinci çeyrekte 0.3, ikinci çeyrekte 0.4 ile durgun resesyona girdi. Çin'de de bir deflasyon süreci var. Hollandalılar süper tüccar adamlar. Vallahi adamların ticaret kapasitesine hayran. Hayır, yüksek işte. 200 senedir şu kadarcık bir ülke dünyanın ticaretini yapıyor. Bu yıl yapıyor. İşte o 200 senedir böyle bu yıl ilk kere resesyona girdi teknik olaraktan. Büyümesi 0.4-0.3 düştü. Yani dünyanın genelinde ciddi problemler var. Bu nedenle Amerika'daki seçim bu yüzden belirleyecek. Var mıydı ya metroların altında bile domates falan yetiştiren? Hollanda tabii. Hollanda tabii. Acayip tüccar adam. Evet, acayip ya, bir zeka var heriflerde. Şok olmuştum. Hollanda mıydı o, Almanya mıydı diye bir... Hollanda. Hollanda'ydı değil mi? Gazete Nikkei der ki haberde, gazete TB2 savaş alanını kasıp kavurdu. Bayraktar TB2. Ve tank üstüne tank imha ederek Rusya'nın Kiev'e yürüyüşünü durdurmada çok önemliydi. Daha önce insansız hava araçları Azerbaycan, Libya ve Suriye'yi içeren savaşların sonuçlarını değiştirmeye yardımcı oldu değerlendirmesinde bulundu. Gazete bayağı bir yer vermiş bu bayraktarlara, İHA SİHA'lara. Ve bu Japon gazetesi şirketin Ukrayna Savaşı sırasında dünyanın tartışmasız en ünlü silahlı insansız hava aracı üreticisi haline geldiğini de yazmış. Bayağı bir epey övmüşler yani bizi. Evet. Nikkei'ciler. Maliye Bakanımız Japonya'ya gidecek. Japonya'yla farklı bir işbirliği gelebilir.